25 Eylül 2018 tarihinde 24 nolu yönetim kurulu toplantısı ve sonrasında 7 nolu meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis toplantısında meclis üyesi Sayın Özgür Sert'e 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerindeki desteklerinden dolayı plaka takdim edildi. Sonrasında Uluslararası Sualtı Kültür Mirası Komisyonu Genel Sekreteri Doçent Doktor Hakan Öniz, Deniz Ticaret Odası'nın da sponsor olduğu 16-18 Kasım tarihlerinde Kemer'de gerçekleştirilecek olan Kemer Bilim Fuarı hakkında meclis üyelerine bilgi vermiştir. 27 Eylül 2018 tarihinde Piri Reis Üniversitesi'nde düzenlenen Denizci STK'lar Çalıştayı'na Yönetim Kurulu Sayman Üyesi İlker Civelek katılım sağlamıştır. 28 Eylül 2018 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Meclis Üyesi Kemal Piro ve Şube Müdürü Cüneyt Koşu, ASPAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses'i ziyaret etmişlerdir. ASPAŞ projeleri ve çalışmalar hakkında bilgi veren Zeki Gürses ile birlikte yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunmuşlardır. 1 Ekim 2018 tarihinde Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Fuarlar Komitesi Başkanı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Çetin'i ziyaret etmiş ve turizm fuarları ile ilgili konuda görüş alışverişinde bulunmuşlardır. 2 Ekim 2018 tarihinde 25 nolu yönetim kurulu toplantısı odamızda gerçekleştirilmiştir. 2 Ekim 2018 tarihinde Şube Müdürümüz Cüneyt Koşu, Antalya TRT FM Radyosu'nun canlı yayın konuğu olmuştur. Programda deniz turizmi ve sualtı müzeleri hakkında konuşarak sektörü bilgilendirmiştir. 3 Ekim 2018 tarihinde Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü öğretim üyesi Mehmet Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Çetin'in makamında ziyaret etmişlerdir. 3 Ekim 2018 tarihinde Antalya Liman Başkanı Erdoğan Bayram ve eski milli futbolcu ve teknik direktör Yusuf Şimşek, Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Çetin'i makamında ziyaret etmişlerdir. 3 Ekim 2018 tarihinde Türkiye Yelken Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Gamze Altay, Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Çetin'i makamında ziyaret etmiştir. 4 Ekim 2018 tarihinde Manavgat Liman Başkanı Sayın Deniz Kaya'yı, Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Hasan Çetin, Yönetim Kurulu Üyemiz Varol Çakır ve üyelerimiz makamında ziyaret etmişlerdir. 4 Ekim 2018 tarihinde Manavgat'ta bulunan Su Sporları İşletmecisi üyelerimizi Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Hasan Çetin ve Yönetim Kurulu Üyemiz Varol Çakır ziyaret etmişlerdir. 4 Ekim 2018 tarihinde Manavgat'ta bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Hasan Çetin, Yönetim Kurulu Üyemiz Varol Çakır ve üyelerimiz ziyaret etmişlerdir. 4 Ekim 2018 tarihinde Manavgat Tersanesi'ni Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Hasan Çetin ve Yönetim Kurulu Üyemiz Varol Çakır ziyaret etmişlerdir. 5 Ekim 2018 tarihinde Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanı Kıdemli Albay Engin Kuntay'ı Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Çetin ve Meclis Üyemiz Sayın Özgür Sert makamında ziyaret etmişlerdir. 9 Ekim 2018 tarihinde 26 nolu yönetim kurulu toplantısı odamızda gerçekleştirilmiştir. 9 Ekim 2018 tarihinde Şube Müdürü Cüneyt Koşu, Adrasan Yatçılık Kooperatif Başkanı Mehmet Akkaymak ile görüşmüştür. Adrasan'da iskele ve altyapı ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlardır. 10 Ekim 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın Antalya ziyaretine yönetim kurulu üyelerinden Varol Çakır ve Hanifi Demirkıran eşlik etmişlerdir. Ziyaret sırasında bölgemizdeki denizcilik sektörüyle ilgili görüş alışverişinde bulunmuşlardır. 10 Ekim 2018 tarihinde İMEAK Deniz Ticaret Odası'nda düzenlenen Ekim ayı Deniz Turizmi Çalışma Grubu toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Çetin ve Merkez Yönetim Kurulu Danışmanı Hüsnü Çöllü katılım sağlamıştır. 10-11 Ekim tarihleri arasında ATSO'da düzenlenen Antalya 4.0 Turizm ve Ticaret Çalıştaylarına Yönetim Kurulu Üyesi Varol Çakır ve Şube Müdürü Cüneyt Koşu katılım sağlamıştır. 12 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'da yapılan Merkez Meclis toplantısına konuk konuşmacı olarak katılan Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayın Selim Dursun ile şube başkanlarımız bölgesel sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlardır. 12 Ekim 2018 tarihinde Antalya Liman Başkanlığı'nda yapılan toplantıya Şube Müdürümüz Cüneyt Koşu ve Sınırlı Sorunlu 200 Nolu Kaleiçi Yatçılar Kooperatifi üyeleri katılım sağlamıştır.
16 Ekim 2018 tarihinde 27 No'lu yönetim kurulu toplantısı odamızda gerçekleştirilmiştir. 17 Ekim 2018 tarihinde limancılık, gemi acentacılığı ve kruvaziyer turizm ihtisas komisyonu toplantısının üçüncüsü Port Akdeniz Liman İşletmeciliğinde gerçekleştirildi. 18 Ekim 2018 tarihinde UR 2430 bölge dönem guvernörü Altan Arslan ve eşi guvernör yardımcısı Azize Kalkavan ve Olimpos Rotary Kulübü Başkanı Mazhar Soykan odamızı ziyaret etmişler ve yapılacak sosyal sorumluluk projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlardır. 18 Ekim 2018 tarihinde ATSO'da gerçekleştirilen MEGİP İl Çalışma Grubu 2. toplantısına Şube Müdürü Cüneyt Koşu katılım sağlamıştır. 23 Ekim 2018 tarihinde 28 No'lu Yönetim Kurulu toplantısı odamızda gerçekleştirilmiştir. 24 Ekim 2018 tarihinde Anadolu Sigorta Akdeniz Bölge Yönetmeni Tibet Turan ve heyeti odamıza gelerek Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Çetin'i ziyaret etmişler ve teknelerin sigortaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Setur Finike Marina Müdürlüğü'ne atanan Çağlar Altuntaş, Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Çetin'i 24 Ekim 2018 tarihinde ziyaret etmiş ve Setur Marinaların Deniz Ticaret Odası üyelerine yapacak olduğu özel indirim konusunda bilgi vermiştir. 24 Ekim 2018 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve Şube Müdürü Cüneyt Koşu, 9.sü gerçekleştirilen Yörex Yöresel Ürünler Fuar Açılışı Töreni'ne katılım sağlamışlardır. 26 Ekim 2018 tarihinde Limra Kiriş Otel'de gerçekleştirilen MEGİP kurslarının açılış toplantısına Şube Müdürü Cüneyt Koşu katılım sağlamıştır. 26 Ekim 2018 tarihinde Kaleiçi Sınırlı Sorumlu 200 No'lu Akdeniz Yelkenli Yatçılık ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Abdullah Demircan ve Başkan Yardımcısı Alican Çibuk, Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Çetin'i odamızda ziyaret etmişlerdir. 26 Ekim 2018 tarihinde Kemer G Marin Müdürü Levent Tokaç, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin'i ziyaret etmiştir ve sektör sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlardır. 26 Ekim 2018 tarihinde Şube Müdürü Cüneyt Koşu, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası Sualtı Kültür Mirası Komisyonu Genel Sekreteri Doçent Doktor Hakan Önüz'ü ziyaret etmiştir. 15-18 Kasım tarihleri arasında Kemer'de düzenlenecek olan 21. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı için Kemer Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından odamıza iletilen talepler hakkında görüşmüşlerdir.